Türkçe kitabının 132. sayfasındayız. Tema değerlendirme çalışmaları. Kar tanesi adam. Wilson Alvin Bentley küçük bir çocukken kar tanelerini seyretmeyi çok severdi. Kar yağdığında pencerenin önünden ayrılmaz saatlerce onların yere düşmesini incelerdi. Yine karlı bir günde pencerenin önünde oturmuş kar yağışını seyrediyordu bir kar tanesi geldi ve cama kondu. O anda Wilson kar tanesinin ne kadar ilginç olduğunu sezdi. Sonra her kar yağdığında fotoğraf makinesini alıp kar tanelerini fotoğrafladı. Yaşı ilerlese de bu merakından vazgeçmeyen Wilson Bentley çektiği binlerce kar tanesini incelediğinde hiçbirinin diğerine benzemediğini tespit etti. Böylece kar tanelerinin ilginç şekillere sahip olduğunu ve birbirine benzemediğini keşfeden adam olarak tarihe geçti. Bu nedenle kar tanesi adam diye anılmaya başlandı. Ayşe Şahin 1, 2, 3 ve 4. soruları metne göre cevaplayınız. Wilson A. Bentley çocukken ne yapmayı severmiş? kar tanelerini seyretmeyi severmiş. Wilson A. Bentley kar tanelerini nasıl incelermiş? Kar tanelerinin fotoğrafını çekerek inceliyormuş. Wilson A. Bentley merakı sayesinde neyi keşfetmiş? Her kar tanesinin farklı şekle sahip olduğunu keşfetmiş. Wilson A. Bentley niçin kar tanesi adam diye anılmaya başlanmış? Ömrü boyunca kar tanelerini fotoğraflayıp kar tanelerinin hepsinin farklı şekle sahip olduğunu keşfettiği için kar tanesi adam denilmiştir. Beşinci soru, deyimlerin anlamlarını metinde geçtiği cümlelerden hareketle yazınız. Tarihe geçmek deyimi ve tespit etmek deyimi var. Tarihe geçmek, önemi yönünden hiç unutulmayacak bir nitelik elde etmek demek. Tespit etmek ise bir durumu kuşkuya yer vermeyecek bir biçimde göstermek, belirlemek, saptamak demek. Cümlelerde D ve Ki'nin yazımını inceleyiniz. Doğru yazılanların başına D, yanlış yazılanların başına Y yazınız. Yazalım. Hatta belki tanelerinin fotoğraflarını da çekebilir. Burada daha ayrı yazılmalıydı o yüzden yanlış. Onların da kar tanelerinin bu sırrını bilmelerini sağlayabilirsiniz. Doğru, daha ayrı yazılmış. Okuldaki çalışmalarında kar tanesi resimlerini kullanırdı. Ki ve daha birleşik yazılmalıydı. Yanlış yazılmış. Haydi siz de deneyin. D ayrı yazılmış. Doğru. Ümit ediyorum ki siz de kar tanelerini inceleyebilirsiniz. Buradaki ki ayrı yazılmalıydı. O yüzden yanlış. İyi ki kar yağdı. Ki ayrı yazılmış. Doğru. Cümleleri anlam özellikleriyle eşleştiriniz. Neden sonuç mu? Benzetme mi? Örneklendirme mi? Bakalım cümlelerimizi. Çok çalıştığı için bilim insanı oldu. Neden sonuç ilişkisi var? Öğrenciler bir bilim insanı gibi deney yaptılar. Benzetme var. Öğrenciler bilim insanına benzetilmiş. Bilim insanları doğadaki her şeyi inceler. Kayalar, ağaçlar, hayvanlar örneklendirme yapılmış, örnekler verilmiş burada. Araştırma yaptığından o konuda bilgili. Burada da neden sonuç var. Neden araştırma yapması, sonuç o konuda bilgili olması. Matematik de müzik, resim ve heykel gibi bir sanattır. Evet, örneklendirme cümlesi. Sanata örnekler verilmiş. Dilimize yabancı dillerden alınmış kelimelerin Türkçe karşılıklarını yazarak cümlelerde kullanınız. Yazalım Türkçe karşılıklarını sonra cümlelerimizi okuyalım. Animasyon, canlandırma. Sevgi ile ilgili bir canlandırma izledim. Mail elektronik posta. Bu makaleyi bana elektronik posta ile gönder. Online çevrim içi. İnternette sohbet ederken çevrim içi olmalısın. Laptop dizüstü. Babası karne hediyesi dizüstü bilgisayar aldı. Disk, disket. Benim disketim kırıldı. Dekor, tiyatro alanı ile ilgili. Cümle dil bilgisi alanı ile ilgili, kesir matematik alanı ile ilgili, nota müzik alanı ile ilgili, harita ise coğrafya alanı ile ilgilidir. 10. soru. 10. soru. Cümlelerde yay ayraç içine uygun noktalama işaretlerini koyunuz. Tüpü takın, çıkardığı dergiyi aldım. Tüp tak kesme işareti Çıkardığı dergiyi aldım. Nokta. Yağmur bulduğu kelime mucit diye heceleniyor. Yağmur virgül mucit kısa çizgi ve heceleniyor. Nokta. 17 Mayıs 1919'da sınıfça bilim fuarına gideceğiz. 2019 kesme işareti da bilim fuarına kesme işareti gideceğiz nokta İzmir kısa çizgi Ankara arasını 7 saatte gidiyor. 11. soru cümlelerden hangisinde terim anlamlı kelime vardır? A şıkkında var. İnternet dünyadaki tüm bilgisayarları birbirine bağlayan bir ağdır. Sorularımız burada bitti. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.